Şu an bulunduğumuz yer proje başımız. Yunan Marayolu'nun bitişinde başlıyor. Evet, Beyoğlu Kavşağı. Evet. Buradan 500'e kadar olan kesim, yani Manisa yoluna çıkan kesim. Manisa-İzmir yolu. Manisa-İzmir yolu. Burası 2018 yılı sonunda tamamlandı. 2018 yılında kilometre 6 ile 8300 arasındaki kesimde BSK çalışması yapıldı. Binder seviyesinde. Kilometre 9800, 11800 arasındaki kesim Soma yolunun kestiği kesim, evet, kavşağımız olan. Soma'yı kesen kesim. Burası otoyol bağlantı kolunu verebilmek adına Kösop tarafından tamamlandı. Otoyol bünyesinde yapıldı. Evet. Medar kavşağı da o bünyede yapıldı. Bizim projemiz sonunda Balıkesir kavşağı. Balıkesir ayrılan yolumuz. Bizim asfalt plantımızı görünüyor. Evet, orası da proje sonumuz oluyor. Bizim hedefimiz Beysayt 500'den otoyolun yaptığı kesime kadar olan yeri tamamlamak. 4.3 kilometre. 4.3 kilometre. 5.500'den başlıyor. 9.800'e kadar. 4.300 metre. Evet. Hedefimiz burayı tamamlamak. Burada İstanbul farklı seviye kavşağımız var. Kilometre 5.500'de. Kirişleri falan konuldu. Diyodo imaratı var. %20 aşamasında tamamlandı. Bu sağ taraftaki projeden de oradan farklı seviye kavşakları da anlatabiliriz. Transit geçecek olan taşıtlar Balıkesir istikametine köprünün üstünden geldik İzmir'den. İzmir'den girip köprüye girdim. Girmeden direkt köprünün üstünden çıkacağız. Köprünün üstünden çıktım gittim. Evet. Şeyden, Aksaray'a girmek istedim. Aksaray'a inecek. Altında da bir emzemi kavşağımız olacak. Evet. Oraya inerek oradan gerekirse Aksaray'a, gerekirse Gölmağ'ın istikametine dönebilecekler. Evet, ileride devam edelim. İleride sanayi kavşağımız var, kilometre 6300'de. Bunun alt geçiş çalışmaları tamamlandı. Sadece kolların eksiklikler var, onları tamamlayacağız. Onun ilerisinde Zeytinova kavşağı var, bu da farklı seviyeli kavşak çalışmalarını... Orada köprü inşaatlarımız olacak. Evet, köprü inşaatlarımız olacak. 3 tane köprü orada yapacağız. Çevrenin üzerinde bir köprümüz var. Tamam. Devamında DDE köprümüz var. Demiryollar köprüsü. Onun haricinde daha ileride de Zeytinova istikametinde de dere köprüsü. Dere köprümüz var geldi. Tamam. Çevrenin devamında... Bunlar var da, evet. Biz bundan bir anlayarak gidelim. Şimdi Zeytinova'da biz buradan çevre yolundan geldik. Zeytinova üstten geçeceğiz yolu. Üstten geçeceğiz. Çevre yolundan gelen alttan gidiyor. Yani Zeytinova istikametine giden araçlar yukarıdan gidecek. Yukarıdan gidecek. Evet, şimdi o zaman demir yolunu beraber mi alacaksınız? O köprünün altı şeridinde mi? Tabii 3 tane köprü olacak. Üst geçiş şeklinde. Ayrı mı olacak? Bütün geçiş. Ortadan geçmeyecek, hepsi üstten geçecek. Hepsi üstten. Hepsi üstten. Üstten geçecek hepsi de. Şimdi mesela çevre yolu. 3 tane ayrı. Evet, bizim Akhisar'ımızın çevre yolu bir türlü bugüne kadar bitmedi. Bitiremedik. Bunun sebeplerini tek tek burada sıralamaya gerek yok. Ama en büyük sebebini söylemek gerekirse, biz bu çevre yolunu ihale yapalı, yıllar önce ihale yaptık. Bir müteahhit arkadaşımız ihaleyi aldı ama inşaatı bitiremedi, inşaat yarım kaldı. Biliyorsunuz hukuk devletiyiz. Hukuk devletinde hukukun kurallarına göre hareket etmemiz lazım. Müteahhitin tasfiye etme süreci, yargı aşaması dolayısıyla belli bir süre geçmesi lazımdı. O süreyi beklendi. Müteahhit ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasındaki anlaşma feshedildi. Müteahhit de yeni bir tabii feshedildikten sonra da karayollarımızda, genel müdürlüğümüzde bu çevre yolunu tekrar Daniş Yapı firmasıyla anlaşarak yeni bir sözleşme imzaladılar pazartesi günü ve Karayolları Bölge Müdürümüz Yakup Bey'e ve Daniş Yapı'nın sahibi Aytekin Bey, ortaklarından Aytekin Bey'e teşekkür ediyoruz. Niye teşekkür ediyoruz? Pazartesi günü imzayı atar atmaz bugünlerden Perşembe'ye ayakların tozuyla Aksarımıza geldiler. Bize briefing verdiler. İnşallah Aytekin Bey'e Allah güç kuvvet versin. 2020 yılında da Allah nasip ederse biz bu yolu en kısa sürede 2021'i görmeden, 2020 yılının sonu gelmeden inşallah bu yolu açacağız. Aksarımızın çevre yolunu da tamamlamış olacağız. Bugüne kadar niye yapılmadı? İşte Akhisarlı Uğur Aydemir niye bu yolla ilgilenmiyor diye sizin sitenizden de bize yorumlar geldi. Değerli arkadaşlar, Uğur Aydemir'in
bu çevre yoluyla alakalı yapabileceği ne varsa hepsini bugüne kadar yapmıştır, yapmaya da devam ediyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk neyi gerektiriyorsa bugüne kadar o şekilde hareket ettik. Ve hukukun vermiş olduğu yetkiye dayanarak Karayolları Genel Müdürlüğümüz ne yaptı? Müteahhitle anlaşmasını feshetti. Yeni müteahhitle anlaşmamızı yaptık. Bu süreçleri beklemek zorundayız. Eğer bu süreçleri beklemek istemiyorsak ne yapmamız lazım? Aksiyonlar olarak çevre yolunu bizim yapmamız lazım. Kazma kürek elimizi alıp bu yolu bitirmemiz lazımdı. Bunu yapma şansımız var mı? Bunu yapma şansımız yok. Dolayısıyla müteahhite de bugün sen işi durdurdun, çalışmaya başlamadın, hadi sen işi bırak git, biz başkasıyla anlaşıyoruz deme şansımız var mı? Onu deme şansımız da yok. Neden? Çünkü hukuk devletiyiz diyoruz. Hukuk devletinin gereklerini bugüne kadar yerine getirdik. Bundan sonra yerine getirmeye devam edeceğiz. Ve ben burada tekrar huzurlarınızda çok kıymetli bölge müdürüme ve ekibine, bölge müdür yardımcılarımıza, ekibine çok teşekkür ediyorum. Onlar da en az Uğur Aydemir kadar mücadele ettiler. Müteahhitle işi bırakan, tasfiye eden müteahhitle anlaşarak işi bıraktırdılar. Ve yeni firmayı da en kısa sürede genel müdürlüğümüz ihaleye çıkarak Danış Yapı'yla da anlaştı. Danış Yapı da bugün buraya geldi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ve Allah güç kuvvet versin diyorum. En kısa sürede bu yolu bitireceğiz inşallah. Evet. Sizden bir şey yapmamak gerek yok. Soru varsa soru alalım. Yani soru yoksa. Evet.